Hakem ne hata yaptı dün? Hakem bir tane büyük hatası var hakikaten. Bero'ya kırmızı kart çıkarmaması Fernando'nun pozisyonunda. Görüp hani sarı kart bile vermemesinin altında bir sebep var. Sarı kart, çünkü orada sarı kart diye bir şey söz konusu olamaz. Orada kırmızı çıkarması lazım. Diyor ki hakem kart çıkarmayarak, ya bu tabanı çıkardı ama sonra indirdi. Yani oraya geldiğinde taban yoktu demek istiyor. Yani foul var ama kart yok. Bu doğru değil tabii. Yani Halis Özkaya iyi bir hakem değil. Ben zamanında bir dizi oyuncusu olmasının daha doğru bir kariyer planı olduğunu söylemiştim. Yakışıklı bir adam çünkü. Hakemlik çok onun harici değil bana kalırsa. Ama dün sana ne canım, başka iş çok daha acizane. Yani bir kariyer danışmanı olarak söylüyorum. ama diğer kararlarda bir problem yok. Her şey doğru yani. Ha, son dakikada Endia'ya verebilirdi, vermeyebilirdi. Şimdi dün mesela dinliyorum. Ya hakemin görevi işte maçı 11-11 bitirmektir. Feguli ile Olcay'a sarı kart göstermese daha iyiydi falan. Göstermese bu sefer diyeceksin ki, ya yumruk atıyor, niye göstermedin? Şimdi o pozisyonda hakem, yani o kavga gürültüde. Bu daha ne karar verecek ki hakem? Hadi ekstra bir de Maicon'u da atabilirdi belki. Ama orada Ya şimdi ama abi, şimdi Deniz Şoban 11-11 bitirmektir hakemin görevlerin, ya daha doğrusu 11-11 bitirmek ideal bir durumdur ama hakemin görevi aynı zamanda kuralları yok, uygulamaktır. kural mural yok memlekette. Ya ben o talimatı diyorum. Ya bak bu talimata göre böyle olması lazım diyorum. Falan diyorlar. Ya kural böyle diyorsun. Ya, kural değişmiş bu sene. Yerde yatarken Hasan Ali'nin pozisyonu işte. Böyle meğersem bu penaltı değilmiş. Bence penaltı olmalı da kuralı falan. Şimdi hiçbir kural, hiçbir şey yok ortada. Tamamen kendi kafamıza göre işimize gelen olsun istiyoruz. Tabii onun üzerine. Ama şimdi burada hakemi eleştirebileceğimiz tek pozisyon, çok büyük bir pozisyon hakikaten. Beron'un pozisyonu. Kırmızı görmesi lazım. Orada hakem Eyyam'ın kralını yaptı hakikaten. Burada bunda hiçbir kuşku yok. Dolayısıyla burada Fernando'nun isyanını ben kabul ediyorum. Ama geri kalan her şey Tudor'un